Tüm zamanların en iyi Brawl Stars oyuncusunun kanalına hoş geldiniz. Bugün ustalık ve altın kasacağız. Aslında ustalık kasmamın tek sebebi bugün sadece altın kasıp Spike'ın hiper şarjını alabilmek. Yani tek amacım bu. Bunun için bu videoda sadece gümüş 1 olan karakterlerimi gümüş 2'ye kasacağım. Tabii bu videoda sadece birkaç maç oynayacağım ve bu videodan sonra altın kasmayı planlıyorum. Bu arada bir şey fark ettim. Neredeyse bütün karakterleri gümüş 1'in üzerine çıkarmışım. Bu videoyu yetiştirebilmek için videonun başında söylemedim, o yüzden şimdi söyleyeceğim. Eğer bugün içerisinde bu videoya 500 like gelirse kupa kasma taktiklerinin, ustalık kasma taktiklerinin, rütbe kasma taktiklerinin ve bütün taktiklerin taktik videolarının devamı gelecek. Ayrıca kanalıma abone değilseniz 25.000 abone olmak üzereyim ve umarım 100.000 abone olabilirim çünkü 100.000 plaketini çok istiyorum. Abone olursanız adamsınız. Acaba merak ediyorum bugün kaç V1 atmak zorunda kalacağım? Çünkü genel olarak her videomda en az 3V1, 4V1 ve 5V1 atıyorum. Ve tabi çoğunu kaybediyorum ama her seferinde kaybetmediğimi söylüyorum. Zuman Gang olmak bunu gerektirir. Bu arada oyuna başlarken oyunda Colt olacağını düşünmüştüm. Çok fazla Colt olacağını düşünmüştüm ama oyun Meg'lerle dolu. Benimle birlikte 4 tane Meg vardı oyunda. Yani başlangıç ekranından o kadar görmüştüm. Şu an 6 kişi var ve aslında bu videonun amacı 4. olmak. Çünkü 2. 3. ya da 1. olmaya çalışırken kaybedeceğimiz süreyi 4. olup oyunu salıp hızlı bir şekilde kasarak çok daha hızlı, çok daha kısa bir zamanda kasabiliyoruz. Bu çok güzel bir taktik bence. Ama aynı zamanda çok saçma. Çünkü 4. olan kişiye de aynı ustalık puanı veriyor. 1. olan kişiye de aynı ustalık puanı veriyor. Yani ustalık için 1. ya da 4. olmanın hiçbir önemi yok. Yani bunu biraz saçma buluyorum açıkçası. Şimdi oyuna odaklanmam gerekiyor. Çünkü uzun zamandır Mac oynamadım. Yani neden oynamadım? Çünkü Mac... Bilmiyorum, eskiden daha güzelmiş gibi geliyor bana. Küçük haliyle başlıyordunuz, sonra büyütüyordunuz Mac'i, robota biniyordunuz, robotunuzun canı azalıyordu falan ama çok zordu. Şöyle bir ulti atacağım, şu an 2'ye kaldık. Yani Edgar ve ben ve eğer sosisli modu oynadıysanız Edgar'ın Mac karşısında nasıl bir güce sahip olduğunu biliyorsunuzdur. Ama gerçek bir duman pro kral asla Edgar'a düşmez. Yani bunu dedikten sonra Edgar'a kesinlikle düşeceğim ama ben sonuna kadar savaşmaya çalışacağım çünkü gerçek bir savaşçı her zaman sonuna kadar savaşır. Her zaman sonuna, şu an boş yapıyorum her zamanki gibi. Yani videoya başlamadan önce bugün nasıl boş yapsam diye düşündüm desem inanın buna. Çünkü düşünmüyorum ama yani o kadar boş yapıyorum ki. Ya şu an odaklanamıyorum, şu an şaka gibi, şu an odaklanamıyorum. Ben oto basmak istiyorum. Mac hiç oto basmaya uygun bir karakter değil. Sanki nişan almam gerekiyormuş gibi. Bir yes be. Çok heyecanlandım çünkü Meg ile Edgar'ı kesmek oyundaki en zor şeylerden biri. Özellikle yıldız gücüm patlama değil. Yani Edgar üzerime geldiği zaman onu fırlatamıyorum. Kalkan açıyorum. Yani robotum kırıldığı zaman. O yüzden bence mükemmel bir win'le başladım. Bu yüzden like atabilirsin. Bu arada bu video aslında bir kupa kasma taktiği videosu olarak da görülebilir. Çünkü bu videoda oynadığım karakterleri 800 kupanın üzerine çıkarabilirsiniz. Hatta çok iyi oynuyorsanız karakteri daha yüksek kupalara da çıkarabilirsiniz. İlk maçı aslında öylesine birinci olmak için o kadar zorladım. Aslında amacım birinci olmak değildi. Şu an dördüncü olursam oyunu salabilirim. Hatta bu videonun diğer maçlarını da dördüncü olup salabilirim. Çünkü hızlı olmam gerekiyor. Hızlı bir şekilde almam gerekiyor. Daha Spike'ın hiper şarjını alacağım. Onu oynayacağım ve onunla video çekeceğim. Bir sürü işim var. Bu arada kendimi asgari ücretli YouTuber gibi hissediyorum. Sanki fabrika çalışanıyım ve sanki YouTube bir fabrika ve ben de orada çalışıyorum. Çünkü günümün bütün zamanları YouTube için içerik üretmeye çalışırken geçiyor. Gerçekten şu an çok mantıksız gelen bir şey söyleyeceğim ama aslında çok mantıklı. Ben pozitif ayrımcılıktan hiç hoşlanmıyorum. Yani pozitif ayrımcılık ne demek arkadaşlar? Pozitif ayrımcılığı Brawl Stars'a uyarlarsam şöyle diyebilirim. Mesela Shelly ve Mortis kapıştığında, yani eğer Shelly ve Mortis kapışıyorsa, ki genelde Mortisler Shelly'den kaçıyor ama bunu gören oyuncular Mortis'i korumaya çalışıyorlar. Yani Shelly de bir oyuncu, Mortis de bir oyuncu. O da Shelly oynasaydı, yani madem kasamayacak o da Shelly oynasaydı. Ben bu durumdan çok rahatsızım çünkü bu gerçek hayatta da var. Benim derdim aslında eşitlik. Yani ben herkesin eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin eşitçe yaşaması gerektiğini savunuyorum. Çünkü yani iki çocuk düşünün. Bu çocuklardan biri engelli olsun, biri normal olsun.
normal olan çocuğa hiçbir şekilde ilgi verilmezken, hatta bir şey yapılırken, bir şey yaptığı zaman linçlenirken, engelli olan çocuk yani kafasını duvara vursa yine de ilgi görüyor ve ben bu durumdan çok rahatsızım. Bunu gerçekten her gün düşünüyordum. Sizinle paylaşmak istedim. Bu arada pozitif ayrımcılık sadece yani anlattığım şeylerle ilgili değil. Mesela bir yerde bir işe girecekseniz ve yani sırf cinsiyetiniz için bile size bir ayrımcılık yapılabilir. Yani bu durum gerçekten çok kötü. Hani bu zamana kadar çok ağır bir pozitif ayrımcılığa karşı yani çok ağır bir ayrımcılık görmedim. Ama yine de yani bu çok sinir bozucu bir şey. Yani videolarda görüyorum mesela biri yani yaş ya da cinsiyet hiç önemli değil. Bir video çekmek istemiş. Artık dans videosu olabilir. Çok karşıma çıkıyor. Bazıları futbol kartları falan alıyorlar. Bunları gösteriyorlar ve yorumları görmeniz lazım. Yorumlarda herkes yazmış ki berbatsın, video çekme. Niye video çekiyorsun? Çocukların eline video telefon çok sinirlendim. Çocukların eline telefon vermeyin. Yani sen bu hadsiz bu yorumu yapacak hadsizliği sen nereden buluyorsun? Bu özgürlüğü sana kim veriyor? Çok sinirlendim şu an. Kendimi toparlamam lazım. Benim burada sinirlendiğim şey hani bir şey yapmak isteyen birine böyle cringe oluyorsun. Hani rahatsız oluyorsun. Bilmiyorum böyle kötü yorumlar atıyorlar. Ama yani bir engeli olan biri hemen ünlü olabiliyor mesela. Hemen ona herkes ilgi gösterebiliyor. Bu durumdan çok rahatsızım. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sırf engeli var diye o iyi bir şeyler hak etmiyor. Bu benim hayatımdaki en sert ve en ciddi düşüncelerimden biri. Ve bu durumdan çok rahatsızım. Bilmiyorum ben neden böyle olduğumu bilmiyorum. Hepsi babam yüzünden. Hepsi babam yüzünden. Beni çok çok saçma sapan bir insana dönüştürdü. Ve bunu yapmak için hiçbir şey yapmadı. Yani bu inanılmaz bir şey. Bu arada gerçekten hala düşünüyorum aynı şeyi. Hala kafamın içinde dönüyor. Yani birine ya bir şeyler yapmak isteyen birini linçliyorsun. Ya küçükler için söylüyorum. Yani YouTube Shorts'a girerseniz görürsünüz zaten. Futbol kartları paylaşan insanlar var ya da dans etmeye çalışan insanlar var. Tabii yapabilen var, yapamayan var ama benim burada amacım yapabilmiş olması ya da yapamamış olması değil. Ya aynı zamanda ya bak geçen gün bir tane daha gördüm. Söylemeyeceğim ne olduğunu. Kocaman adam. Adamın bir hastalığı var ama söylemeyeceğim ne olduğunu ve sadece bu hastalık yüzünden prim yapıyor. Çok rahatsızım bu durumdan. İnanılmaz rahatsızım. Yani ben bir eleştiri kanalı açacağım arkadaşlar. Ben bu şekilde olmaz. Ben bir eleştiri kanalı açacağım. Hatta yarın size bu kanalın, yarınki videoda bu kanalın linkini de vereceğim. Ben bu durumdan çok rahatsızım çünkü. Yani artık bilmiyorum. Son bir haftadır konuşmak istiyorum. Eğer videonun başında söylediklerimden dolayı videoyu kapatmadıysan ve hala izliyorsan çok teşekkür ederim. Ama şimdi biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ultimin yani yıldız gücümün olmadığını gören Mortis'ten bir tık kaçmak istiyorum. Ve bir Mortis'ten kaçıp diğer Mortis'in üzerine gittim resmen. Her neyse. Biraz kendimden bahsedeceğim. Ben nasıl biriyim? Ben kesinlikle çok baskılanmış, çok zorbalanmış biriyim. Haddimi asla aşamıyorum. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ben biri benim kolumu kesse, yani gün insan içinde biri benim kolumu kesse, biri beni paramparça etse ben bağıramam. Çünkü yüksek sesle konuşmamam için çocukluğum boyunca zorbalandım. Özellikle annem tarafından. Annem biraz şey bir insandır. El alem ne derci bir insandır. Yani bir şey olduğu zaman yapma, el alem ne der, sessiz ol, işte koşma, yürüme. Hani her şeyi eleştirdi, her şeye bir lafı vardı annemin. Bu iki gündür çok her şeyden bahsediyorum. Çünkü artık böyle bir şeyler benim böyle sabrımı taşırdı. Çok özür dilerim. Gerçekten sinir bozuyorsam özür dilerim. Sadece bunu söylemeye devam edeceğim. Kendimi bu şekilde motive etmeye çalışıyorum. Çalışmıyorum. Aslında sadece söylüyorum. Çünkü bu zamana kadar söylemedim ve hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da söylemeye karar verdim. Güzel. Şu anda almam gerekeni aldım. Şu an düşsem bile benim ustalık puanını kazandığım için hiç problem değil. Zaten amacıma ulaştım. Dördüncü olmaktı. Dördüncüye de aynı ustalık puanını veriyor. Birinciye de aynı ustalık puanını veriyor. Bu arada bugün ya da yarın bir ünvan videosu paylaşabilirim. Bunu da söylemek istedim. Bu arada zorbalıktan nefret ediyorum. Ve hayatım boyunca hiç zorbalık yapmadım. Brawl Pass'ten birazcık altın topladım. Bir 500 altın da kulüp dükkanından aldım. 3400 altınım oldu.
kasabilirsem hiper şarjı alacağım. Çünkü gerçekten yani bu emoji, sprey, oyuncu simgesi çok hoşuma gidiyor. Set halinde alacağım. Ayrıca bu videoda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bir like'ını alırım.